Merhaba arkadaşlar. İkinci videomuzla beraberiz. Bugün Erasmus Plus e-Twinning üzerinden bir projeye nasıl başvururuz onu göstermeye çalışacağım. Şimdi arkadaşlar öncelikle oturum aç üyeliklerimizi yaptık. Oturum aç diyoruz. Sistemin şu an içindeyiz. Adınız çıkacak. Şurada 9 noktadan oluşan bir menü tepsisi var. E-Twinning Live. Tıkladık arkadaşlar. Projeleri görebileceğimiz iki bölüm var. Birincisi Projects bölümü. İkincisi Partner Forums bölümü. Projects'teyim zaten şu anda. Tıklayalım. Şimdi arkadaşlar burada proje bulmamızın iki yöntemi var. Bir, hemen şu sol menüdeki yeni eklenen projelere bakıyoruz. Diğer bölümde de şuradan atıyorum bir kelime giriyorsunuz. Reading dedim bir yani reading ile alakalı bir proje var mı diye. Bekliyoruz açılmasını. Evet bakın arkadaşlar şu an aşağıda projeler çıktı. Bu projeler tarihleri genelde 2017'ye göre hazırlanmış. 2014. Yani bunlar %80 kapanmış projeler. Bize açık olan yeni tarihli bir proje lazım. Bakalım grammar üstüne bir proje var mıymış? Evet, az önce elektriklerde bir gidiş geliş oldu. Bir de bu da yani 2017 yılı. Neyse önemli değil. Şuradan tıklayalım arkadaşlar. Yani yeni tarihli olmasına dikkat ediyoruz. Daha sonra bakın şurada şuradan zaten girdiğiniz zaman eğer proje açıksa aktif ya da closed yazar. Eğer açıksa proje yeşil dot olur. Buradan members eğer projeyi beğendiyseniz aşağı doğru okuyup bunlar projenin görsellerini paylaşmışlar artık. Çekimlerini yapmışlar falan. Burada normalde projenin amaçları, hedefleri, yöntem ve teknikleri anlatılır. Kapalı olduğu için buna erişiyoruz. Members'a tıklıyoruz. Bakın bu projeyi yapanlardan birisi Türkmüş. Birisi İspanya'danmış. Hemen şurada yanında founder yazıyor bakın. Bunlar projenin sahipleri arkadaşlar. Diğerleri de projeye katılanlar. İki Türk. Şimdi eğer bu projeye katılmak istiyorsak founder'lardan birine tıklıyoruz. Aynı Instagram'da olduğu gibi direkt mesaj göndermek için yani bir mesaj göndermek için mail resmine, posta resmine tıklıyoruz. Ve arkadaşlar kimden kime eğer eklemek istediğiniz birileri varsa neden bu mesajı yazdınız? Mesajın içeriğinizi yazıp gönderiyorsunuz. Eğer sizi almak isterlerse gruba size muhakkak bir cevap vereceklerdir. Ya da partner forms'a girebilirsiniz arkadaşlar. Bakın burada 4-11 yaş arası, 12-15 yaş arası, 16-19 genel projeler, 4-11 arası e-Twinning Plus projeleri gibi farklı alanlar var. Atıyorum e-Twinning genel projeler kısmına giriyoruz arkadaşlar. Burada insanlar genelde bu bir projeye dahil olmak ister misiniz? Kendisinin bir projesi olabilir. Buna bir katılımcı arıyor olabilir, partner alabilir. Mesela bir arkadaş Erhan Yılmaz yardım istediğini söylemiş. Yani siz de buraya mesaj atabilirsiniz. Burada partner arayan mesajlara cevap verebilirsiniz. Takip etmekte fayda var. Mesela bir aktif proje bulmaya çalışıyorum. Mesela şu yeni açılan projelerden. Smarten your English to music demiş. Hemen bakalım. Projemiz aktif. Katılımcı alabilir durumda. Bu projeyi hazırlayan kişi bir Türk. Çalışma aşamalarından, değerlendirmesinden bahsetmiş. Biz sonuçlarından bahsetmiş beklenen. Buna başvurabilmek için arkadaşlar önce Members'a tıklıyoruz. Bakın bu kadar kişi var bu projenin içerisinde. İki kişi kurucu yani proje sahiplenicisi, yüklenicisi, iki kişi de arkadaşlar.
bu projeye üye olmuşlar, partner olmuşlar. Siz de hemen founder'ın üzerine tıklayarak şuradan bir mesaj gönderebilirsiniz kendisine. Şimdilik bu kadar. Teşekkür ediyorum.